Bir önceki videoda size t'nin ya da t üzeri 1 diyeyim, evet bunun Laplace dönüşümünü göstermiştim. Bu 1 bölü s kareye eşitti. Burada s'in sıfırdan büyük olacağını da varsaymıştık. Bu videoda bunu genelleştirerek t üzeri n'in Laplace dönüşümünün neye eşit olduğunu bulmaya çalışacağım. N'nin sıfırdan büyük herhangi bir tam sayı olduğunu da hemen söyleyeyim. Peki, hadi bakalım. Laplace dönüşümünün tanımına göre hemen not ediyorum. T üzeri n'in Laplace dönüşümü sıfırla sonsuz arasında fonksiyonumuz yani t üzeri n çarpı e üzeri eksi st dt'nin belirli integraline eşitti değil mi? Bundan önceki videoda olduğu gibi bunun Laplace dönüşümü içinde parçalı integral almamız gerektiğini düşünüyor olabilirsiniz. Ben bunu her zaman unutuyorum ama bir önceki videoda kaydetmiştim. Onun için hemen not edeyim. Parçalı integrale göre u çarpı v üssünün integrali, u çarpı v eksi u üssü çarpı v'nin integraline eşitti. Evet, parçalı integral formülü bundan ibarettir bu arada. Eğer benim gibi unutursanız çarpım kuralını kullanarak bunu 30 saniyede elde edebileceğinizi de aklınızdan sakın çıkarmayın. Aynen bir önceki videoda benim yaptığım gibi. Siz de uzun zaman boyunca bunu kullanmayıp unutursanız evet 30 saniyede benim gibi neye eşit olduğunu bulabilirsiniz. O halde gelin şimdi bunun parçalı integralini almaya başlayalım. V üssü neye eşit olsun? V üssü olarak üstel fonksiyonu kullanmak daha iyi çünkü bunun integralini almak kolay. V üssü bu olsun. Bu durumda v de bunun ters türevine yani eksi e üzeri eksi st bölü s'e eşit olur. Doğru oldu değil mi? Evet, türevini alalım. Eksi s bölü eksi s birbirini götürür ve geriye bu kalır. Evet, doğru olmuş. Sonra bir de u'yu, bunu da farklı bir renk seçerek yazayım. Buna eşitlersek u üssü de n çarpı t üzeri n eksi 1'e eşit olur. Şimdi de formülü uygulayalım. U çarpı v. U t üzeri n çarpı v de bu. Yani eksi işaretini buraya koyacağım. E üzeri eksi st bölü s. Evet, farklı bir renkle yazayım ki anlaşılsın. Evet, bu u çarpı v'ye eşit. Anlaştık mı? Tabii bu arada bunun bir de sonsuz ve sıfırda aldığı değerleri bulmamız gerekecek, onu da yazıyorum. Bunun yerine parantezde koyabilirdim ama sanırım ne demek istediğimi anladınız. Bundan bir de sıfırla sonsuz arasında u üssü yani n çarpı t üzeri n eksi 1 çarpı v yani eksi yine buraya koyayım. E üzeri eksi st bölü s dt'nin belirli integrali. Evet, eksi eksiden bu artı olacak. Bakalım sadeleştirebilecek miyiz? T üzeri n'in Laplace dönüşümü eşittir. Bunun sonsuzda aldığı değerle sıfırda aldığı değerin farkı. Bana t sonsuza giderken bunun limitinin neye eşit olacağını söyleyebilir misiniz? T sonsuza giderken bu terim çok ama çok büyük bir değer alır. Bir önceki videoda da görmüştük. Bu çok büyük bir değer alır ama buradan e üzeri eksi sonsuz geleceği için bu terim buna galip gelir. S'in sıfırdan büyük olduğu varsayımına dayalı olarak, evet S sıfırdan büyük olduğunda ifadenin değerini belirleyen terim bu olacak ve bu terim de bunun sonsuza gittiğinden çok daha hızlı gideceği için ifadenin değeri sıfıra yaklaşacak. Bundan sıfırda aldığı değeri de çıkarmamız lazım. T sıfır olduğunda eksi sıfır üzeri n e üzeri eksi s çarpı sıfır bölü s'ten bunun da sıfıra eşit olacağını buluruz. Harika. Bu ifadenin sıfırla sonsuzda aldığı değerin farkının sıfır olduğunu bulduk. Sonra sırada bu var. Sabitleri dışarı atalım. N ve s t'ye göre sabit olduklarından bunu n bölü s çarpı t üzeri n eksi 1 çarpı e üzeri eksi st dt'nin sıfırla sonsuz arasındaki belirli integrali olarak yazabilirim. Peki bu size tanıdık geliyor mu? Aklınıza hemen Laplace dönüşümünün tanımını getirin. Herhangi bir fonksiyonun Laplace dönüşümü sıfırla sonsuz arasında fonksiyon çarpı e üzeri eksi st dt'nin belirli integraline eşitti. Öyle değil mi? Burada da e üzeri eksi st var ve sıfırla sonsuz arasında integral alıyoruz. O halde bu, bunun yani t üzeri n eksi 1'in Laplace dönüşümüne eşittir. Buradan sıfır elde ettiğimiz için çok güzel bir sadeleşmeyle karşı karşıyayız. T üzeri n'in Laplace dönüşümü, n bölü s çarpı bu integral yani t üzeri n eksi 1'in Laplace dönüşümüne eşit. Harika değil mi? Bu sayede yüksek dereceli terimlerin Laplace dönüşümlerini kendisinden küçük terimlerin Laplace dönüşümlerini kullanarak bulabiliriz ama bu genelleştirilmiş bir formül olmaktan henüz çok uzak. O halde gelin bundan genel bir formül elde edip edemeyeceğimize bakalım. T'nin Laplace dönüşümü, şuraya bir daha yazayım. T yerine t üzeri 1 de yazabiliriz. Bu 1 bölü s kareye eşitti. S'in sıfırdan büyük olması gerektiğini de ekleyeyim. T karenin Laplace dönüşümünü alırsak ne olur dersiniz? Bu formülü kullanabiliriz. Eşittir 2 bölü s çarpı t'nin Laplace dönüşümü. Öyle değil mi? Bunun neye eşit olduğunu biliyoruz. O halde yazıyorum. 2 bölü s çarpı 1 bölü s kare ve bu da 2 bölü s küpe eşittir. İlginç. Bence devam edelim. Koyu maviyle yazayım. T küpün Laplace dönüşümü. Evet. Yine bu formülü kullanacağım. N bu defa 3'e eşit. 3 bölü s çarpı t karenin Laplace dönüşümü. Bunun neye eşit olduğunu biliyoruz. Az önce bulduk. Hemen yazalım. 3 bölü s çarpı 2 bölü s küp. Bu arada bunu bilerek bu şekilde yazdım çünkü size aralarındaki benzerliği göstermek istiyorum. Bu 3 faktöriyel bölü s üzeri 4'e eşittir. Hadi bir tane daha yapalım. T üzeri 4'ün Laplace dönüşümüne bakalım. Nereye varmak istediğimi anladınız değil mi? T üzeri 4'ün Laplace dönüşümü 4 bölü s çarpı t küpün Laplace dönüşümüdür. Yani 4 bölü s çarpı 3 faktöriyel bölü s üzeri 4. 4 ile 3 faktöriyelin çarpımı 4 faktöriyeldir ve bölü s üzeri 5. Genel fikri anladığınızı düşünüyorum. Şu ana kadar yaptıklarımızı kullanarak bunun bir ispat olduğunu da düşünebilirsiniz ama t üzeri n'in Laplace dönüşümünü n faktöriyel bölü s üzeri n artı 1 olarak bulduk. Buradaki temel durum için ispat yaptık. Yani bunun 1 faktöriyel bölü s üzeri 1 artı 1'e eşit olduğunu biliyoruz ve eğer bu bunun için doğru ise bundan sonraki durum için de doğru olacaktır. Bu şekilde ispatlamak çok kolay ama zaten sizin de bunu gördüğünüzü düşünüyorum. Demek istediğim t üzeri 10'un Laplace dönüşümünü bu şekilde devam ederek de bulabilirsiniz, öyle değil mi? Her neyse bence oldukça faydalı bir şey oldu çünkü bunu ters ve Laplace dönüşümünü gördüğümüzde sıklıkla kullanacağız. T üzeri n'in Laplace dönüşümü, bu arada n'in sıfırdan büyük herhangi bir tam sayı olduğunu da hemen ekleyeyim, n faktöriyel bölü s üzeri n artı 1'e eşit. Bu t sonsuza giderken limit almak için işin başında yapmamız gereken bir varsayımdı ve umarım siz de faydalı olduğunu düşünüyorsunuzdur.